Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib bölgesinde bulunan tüm gözlem noktalarını tahliye ettiği bildirildi. Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre TSK unsurları Halep kırsalında bulunan ve rejim kuşatmalarında kalan son gözlem noktası olan El İs'te Altınoğlu gözlem noktasını tahliye etmeye başladı. Böylece TSK'nın İdlib bölgesinde rejim kuşatmalarındaki tüm gözlem noktalarını tahliye etmiş oldu. Şimdiye kadar tahliye edilen noktalarsa şu şekilde: Şeyh Akil 3. gözlem noktası, Şeyh Akil 3 nolu gözlem noktası, Anadan 4 nolu gözlem noktası, Raşidin 5 nolu gözlem noktası, Teltukan 7 nolu gözlem noktası, Haman'ın kuzey ve kuzeybatısındaki 9 ve 10 nolu gözlem noktaları, Surman 8 nolu gözlem noktası, El İs 6 nolu gözlem noktası. 2017 yılında Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde TSK'nın İdlib gerginliği azaltma bölgesi kapsamında İdlib, Hama ve Halep kırsalındaki bölgelerde inşa ettiği ateşkes gözlem noktalarından bazıları Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin 2019 yılındaki saldırılarda bu güçlerin kuşatması altında kalmıştı. Türkiye'nin bölgede gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatına rağmen Rusya ve İran'ın desteklediği güçler gözlem noktalarından geriye çekilmemişti. Hali hazırda Türkiye'nin İdlib bölgesinde kuşatmalarda kalan bir gözlem noktası bulunmamakla beraber Halep kırsalındaki Zerhab ve 46. Alay'daki askeri noktaları kuşatma altında bulunuyor.